Ve şimdi New York'a gidelim güzel bir haber için. Orada sinema eğitimi alan Nehir Onay bir kısa film hazırladı. Cannes Film Festivali'ne gönderdi filmini. En iyi belgesel ödülüne layık görüldü Cannes Kısa Film Festivali'nde. Hemen oraya dönelim. Nehir Onay merhaba, iyi geceler. Merhabalar Serap Hanım. Öncelikle çok teşekkür ederim beni ağırladığınız için, güzel haberlerimizi paylaştığınız için ve Türk halkına da çok teşekkür ederim arkamda durdukları, beni destekledikleri için. Biz sana teşekkür... Sen diyebilir miyim bu arada Nehir, affedersin öyle başladım ama izninle. Biz teşekkür ederiz çünkü göğsümüzü kabarttım. Ben özellikle sporda, bilimde, sanatta böyle başarılar görünce çok heyecanlanıyorum, çok mutlu oluyorum. Çok kıymetli gerçekten gençlerin bu yöndeki başarısı. Hele de uluslararası alanda bizi temsil ediyorlarsa. O yüzden merak ediyorum, nasıl bir yol izledin? Yurt dışında eğitim alıyordun bildiğim kadarıyla. Bu belgesel çekme süreci, çünkü New York çok zorlu bir yer. Dünyanın her yerinden herkes orada kıyasıya bir mücadele veriyor. Ve kısa bir zamanda orada da önemli bir yol aldın. Özellikle salgın döneminde. Biraz bahseder misin hikayenden? Tabii ki. Öncelikle benim filme olan yolculuğum küçük yaşlarda ailemin yönlendirmesiyle resim ve müzik üzerine temel bir eğitim almamla başladı. Daha sonra lise dönemimde edebiyat ve fotoğrafa ilgim gelişti. Hatta okulumda kısa film kulübüne de girmiştim. Ve bu süreçte birçok film izlemeye başladım. Farklı ülkelerden, kültürlerden, sinema tarihinin başından günümüze, farklı dönemlerden ve bu sanat dalına olan ilgim zirveye ulaştı ve bu işi tam zamanlı profesyonel olarak yapmaya karar verdim. Türkiye'de de sinema ve televizyon dalıyla aslında öne çıkan okullardan birisini kazanmıştım. Buna da kaydımı yaptırdıktan sonra buradaki okulumdan burs almam üzerine buraya gelmeye karar verdim. Endüstrinin canlı olması, bir merkez niteliği taşımasından dolayı ve Florida'nın Orlando kentinde film üzerine yüksek lisansımı tamamladım. Bugünün konusu olan Sur Le Po adlı kısa metraj belgesel filmimiz de bu süreçte gerçekleştirildi. Ben daha üniversitede iken ve Haziran 2019 tarihinde tamamlandı. Ben de tam o tarihte okuldan mezun oldum. Ve bana bir yıllık çalışma süresi verildi. Her öğrenciye verilir burada eğitim tamamlandıktan sonra. Ben de bu fırsatı New York'ta değerlendirmeye karar verdim. Geldikten sonra yoğun bir iş arama sürecinden sonra burada bilindik de diyebileceğimiz bazı şirketlerin film ve dizi setlerinde asistan olarak çalışmaya başladım. Ama o başlama sürecin bir tesadüf üzerine mi, ben mi yanlış biliyorum? Senin bir söyleşinde gördüm galiba, tesadüfen gördüğün bir dizi seti ne mi başvurdun? Biraz bahseder misin ondan? Evet, böyle bir şey oldu. Dediğim gibi çok yoğun bir iş arama sürecindeydim. Hem internet üzerinden hem de New York, zaten sokağa çıktığınızda birisi önceki dönemde her köşede film çekilen bir şehirdi. Ben de bir gün Central Park'ta yürürken bir sete denk geldim ve onlara hemen hızlıca bahsettim bunun okuluna gittiğimi, buraya çalışmak için taşınmış olduğumu ve onlara numaramı bıraktım. Onlar da iletişime geçtiler. İlk kontağımı bu şekilde kurdum. Sonra çalışmaya başladıkça setlerde tabii ki kendinizi tanıtmaya başlıyorsunuz ve geçen yıl virüs öncesi New York'ta 90'ın üzerinde prodüksiyon vardı. Yani çok bol iş fırsatları ve bu şekilde burada çalışma imkanı buldum. Koronavirüs dönemine kadar, sonra burası da etkilendiği için tabii ki iş yerleri güvenlik sebebiyle teker teker kapandı ve biz de böyle bir sürece girdik. Filmini gönderdin. Filmden böyle bir, yani böyle bir ödül bekliyor muydun öncelikle? Ne anlatıyorsun filmde? Belgeselde daha doğrusu, düzelteyim. Öncelikle bu kısa belgeselimizde Florida'nın Orlando kentindeki saygın lokal bir bale kurumunun sanatsal yönetmenine konu aldık. Adı Robert Hill. Bu kişi de asıl vizyonu çok eskilere dayanan bu bale sanatını günümüz seyircilerine hitap eden bir şekle sokmak. Ve ikinci önemli nokta da projemizle ilgili kültürel bir açısının da olması. Çünkü filmde konu aldığımız Bailamos adlı koreografi orada Latin dediğimiz Güney Amerikalı kesime hitap etmekte. İspanyol, klasik ve
modern şarkılarla, parçalarla oluşturulmuş bir koreografi. Projemizi tamamladık ve bu koronavirüsün döneminden sonraki o boşluk sürecinde filmimizi festivallere yollamaya karar verdik. Ve filmimiz daha önce de New York Kadınları Sinema ve Televizyon Derneği'nin düzenlemiş olduğu online bir kısa film festivalinde ikinci en iyi belgesel ödülünü almıştı. Şimdi de bu ödülü aldık. Daha başvurmuş olduğumuz çeşitli başka festivaller de mevcut. Onların da umarız iyi haberlerini yakın zamanda alacağız. Bu yılın sonlarına doğru sizlerle paylaşacağız. Aldık diyorsun. Kaç kişi hazırladınız bu belgeseli? Benim bir adet ortak yapımcım var, bir görüntü yönetmenimiz var. Bunun dışında tabii ki ses ekibimiz var, birkaç kişiden oluşan. Yine iki kişiden oluşan post prodüksiyon ekibimiz var. Tabii ki bu işi bir ekip halinde, bir grup çalışması olarak tamamladık. Ve bu arada filmden bahsettin, daha doğrusu belgesel çalışmandan gönderdiniz festivallere. Haberi nasıl aldın, ödül haberini? Bununla ilgili çeşitli platformlar var. Film festivallerine resmi olarak başvuru yapacağınız. Oralardan zaten bildirim geliyor. Bir de festivaller sizi gösteriyorsa kendileri direkt iletişime geçiyor. Çünkü çok saygın bir yer Cannes Film Festivali. Nasıl hissettin bu ödül geldiğinde, bu kadar genç yaşta ve mesleğinin başında? Cannes Kısa Film Festivali yine Cannes şehrinde düzenlenen... Evet. Uluslararası nitelikte bir kısa film festivali. Tabii ki çok sevindik. Eğer şekilde ülkemi temsil edebildiysem ne mutlu bana. Tabii ki daha öğrenciyim. Şu anda master eğitimi görmekteyim. Yolun başındayım. Ama alanımda kendim geliştirmek için çok sıkı çalışıyorum. İlgim, bilgim, becerim, tecrübelerim arttıkça daha başarılı projelerde imza atacağımı biliyorum, inanıyorum. Ülkemizden çıkmış olan çok değerli sanatçılarımız, filmcilerimiz de bana ilham vermekte. Onlara da saygılarımı iletiyorum ve izlerinden gitmeye çalışıyorum. Çok güzel söyledin Nehir. Bir de şunu sormak istiyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun galiba iş ahlakı, yaratıcılığı olan insanlar bunu da gösterme fırsatı bulduklarında onlara bir şans veriliyor değil mi? Sen çünkü bunu New York'ta yaşadın, işte işe başlama sürecini anlattın bizimle. Ne dersin bir cümle bununla ilgili? Kesinlikle katılıyorum. Film çeken herkes projelerine, bu tip festivallere başvurularını yapsınlar. Çünkü nereden geldiğiniz bir kriter değil, yaptığınız işler bir kriter. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığın için Nehir Onay. Tekrar tebrik ediyoruz. Yolun açık olsun tekrar bu yolculukta. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler.